Sayın belediye başkanlarım, sayın rektörlerim, sayın konuklar, üniversitemizin kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli mensupları. Çocuk İyilik Merkezi açılış töreni programını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Çocuk İyilik Merkezi video gösterimi, açılış konuşmaları, üniversitemiz Devlet Konservatuarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi, plaket takdimi, Çocuk İyilik Merkezi binasında kurdele kesimi ve öğleden sonra Teknokent'te yapılacak olan bilimsel toplantı ile tören programımız sona erecektir. Sizleri 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyoruz. Bazı tarihler hafızalardan silinmez. Zamanı geri almak belki mümkün değil. Ama yaraların sarılması birlikte mümkün. Bu yaraların sarılması, hayallerin yarım kalmaması gerekir ki bir daha o günlere hiç dönmeyelim. Bizim hikayemiz böyle başladı. Çocuk İyilik Merkezi adı. Kahramanları onlar. Gözleri hep ışıl ışıl bakanlar. Çukurova Üniversitesi'nin önderliğinde Türkiye'nin ve Amerika'nın önde gelen tıp dernekleri ve sivil toplum kuruluşları olarak çıktığımız bu iyilik yolunda öncelikle 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden çocuklarımızın rehabilitasyon süreçlerinin, ortopedik ve psikolojik ihtiyaçlarının koşulsuzca ve bütüncül olarak karşılanması bizim en büyük hedefimiz. Çocuk İyilik Merkezi linki bana geldi. Adana'dan bir arkadaş attı bunu bana ve o sayede ben ulaştım. Evet, o sayede ben bilgim gerçekten yoktur. Sadece telefon üzerinden ulaşıldı. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çocuk İyilik Merkezimizi çoklu disiplinlerden faydalanan, tedavilerini aynı çatı altında kaliteli ve etkin bir şekilde mümkün kılan çocuk odaklı bir tıbbi merkez olarak tasarladık. Bu merkezle çocuklarımızı ileri teknoloji ve imkanlarla toplumun sağlıklı birer üyesi haline getirmeyi ve geleceğe umutla bakmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Başta çok zorlandık ama yan gayretiyle, çabalarıyla şu an çok daha umutluyuz. Çocuk İyilik Merkezi samimiyetiyle bu süreci atlatmamızda bize çok yardımcı oldu. Tabii İyilik Merkezi'ne bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bir doktor yakınımın vasıtasıyla burayla tanıştım. Burada başka çocuklara da umut olduğunu gördük. Ve her geldiğinde sıcak bir şekilde karşılanıyoruz. Bunun sağlığımızı iyileştirmesinin yanında manevi olarak da çok fazla desteği var. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Bir ay falan oldu, bir ay geçti aslında ama çok iyi şu anlık. Bastonlarımı bıraktım. Artık bastonsuz yürüyorum. Gelecekten çok umutluyum çünkü... Üniversite sınavına bile girmek benim için büyük şeydi.
O gün bacağımı hemen yapıp verdiler. Üniversiteye yürüyerek girebilmek için üniversite sınavına. Sağ olsunlar. Rehabilitasyon ve genel amaçlı tıbbi bakım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde model olabilecek bir mükemmeliyet merkezini hayata geçirmek için çalışıyor. Hep daha iyiye erişeceğimizi biliyoruz. Merkezimizin tüm Türkiye'de afetlerden zarar görmüş çocukların pediatrik rehabilitasyonu ve bakımı için bir araştırma geliştirme, eğitim ve yenilik merkezi olacak şekilde gelişmesini hedefliyor. Operasyonlarımızı bu vizyonla şekillendiriyoruz. Çok güzel bir merkez olduğunu söyleyebilirim. Sayenizde projeme de kavuştum hemen. Çok teşekkür ederim. Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Oyunlar yapmak istiyorum. Depremde ayaklarını kaybeden çocuklara, insanlara yardım etmek istiyorum. Geleceğin aydınlık yüzleri olan çocuklarımıza eğitim, burs ve iş edindirme destekleri sunmak için çalışıyor. Kapımızı depremde uzuvlarını kaybetmiş her çocuğumuza sonuna kadar açık tutuyoruz. Elimizdeki ücreti kardeşim protez için kullanmak için biriktiriyordu gelen yardımları. Çok şükür hani eşim çalışıyor, bizim ihtiyacımız yok dedik, onun için ben biriktiriyordum. Sonra dedik ki yani ona tamamen biriktirmenize gerek yok, böyle dedi şey var. İşte gazetede ben dedi gördüm, çocuk iyilik merkezi şey yapıyormuş, böyle bir yardım yapıyormuş. Orada ücretsiz yaptırabilirsiniz, başvurabilirsiniz. Yani çok mutlu olduk karşılaştığımız için. İyi ki böyle bir iyilik merkezi var. O kadar iyi insanlardı ki Aslan Bey mesela direkt kızıyla özdeşleştirip ayağını 3-4 günde bize teslim etti. Yani çok çok güzel bir dönem geçirdik. Hani bu acının üzerine çok çok iyi geldi bize. Yani iyi ki varsınız. İyi ki güzel insanlar var. Birlikte çalışmamız gelecekte daha güvenli ve daha dayanıklı toplumlar inşa edebilmemiz için son derece kıymetli. Biliyoruz ki her zaman birlikte çok daha güçlüyüz. Çocuk İyilik Merkezimizle sevgili çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz ve onların yollarını sevgiyle aydınlatacağız. Severek ektiğimiz her tohumun yeşerdiğini, yürekten yapılan her iyiliğin geleceği şekillendirdiğini aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Demiştik ya, hiçbir çocuğumuzun hayallerinin yarım kalmaması için azimle çalışıyoruz diye. İşte bu yüzden Çocuk İyilik Merkezimizin kapıları afetlerden etkilenen ve desteğe ihtiyacı olan tüm çocuklarımıza her zaman açık. Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinde uzuvlarını kaybeden çocuklarımızın yeniden hayata tutunmalarına destek olmak, ihtiyaç duydukları tüm rehabilitasyonları yapabilmek, ruhen, bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Çocuk İyilik Merkezi Projesi'nin hizmet binasının açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çocuk İyilik Merkezimizin bugün açılışını yapacağımız binasını çocuklarımıza kazandıran FİBA grubu kurucu ve onursal başkanı Hüsnü Özyeğin Vakfı mütevelli heyeti başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, değerli milletvekillerim, Sayın Rektörüm, değerli Çukurova Üniversitesi mensupları, sevgili öğrenciler, sevgili çocuklar ve aileleri, değerli basın mensupları, kıymetli konuklar. Hem vakfımız için hem de kişisel olarak benim için
bu kadar anlamlı bir işbirliğinin meyvesi olan merkezimizin açılışında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depremlerinden üstünden yaklaşık 9 ay geçti. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşanan bu acı tecrübeyi ne kadar zaman geçerse geçsin, unutmak elbette mümkün değil. Bizlere düşen bu acıların yaralarını sarmak ve her zaman umutları yeşertmek için çalışmak, bugün de bunun için buradayız. Hüsnü Özyeğin Vakfı olarak 33 yıldır ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, özellikle eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için çalışıyoruz. Ancak ülkemizde yaşanan doğal afetler sonucunda ortaya çıkan toplumun farklı ihtiyaçlarına da hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz ilk kez 1999'da Marmara depremi sonrasında fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon ihtiyaçlarına tanık olmuş Kocaeli Üniversitesi ve Amerikan Project Hope kurumları ile birlikte İzmit Rehabilitasyon Merkezi İREM'i hayata geçirmiştik. Bu merkez bölgede depremden etkilenenlere ilk ayakta tedavi hizmetleri veren bütünsel bir rehabilitasyon merkezi olarak hizmete açıldı. İREM ortez protez desteği, fiziksel, psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sağlayarak ülkemiz için de bu alanda bir emsal teşkil etti. Depremden 2 yıl sonra Kocaeli Üniversitesi'ne devrettiğimiz bu merkez 20 yıl boyunca İzmit halkına hizmet vermeye devam etti. Ve afet ve travma sonrası uğraş terapisi, yutkunma terapisi ve pediatrik rehabilitasyon alanlarında birçok yenilik içeren tedavi ve eğitim programlarını hayata geçirdi. Benzer bir şekilde Van depremi sonrasında özellikle ailelerin psikolojik rehabilitasyonunu önceliklendirerek Van Hüsrevpaşa Konteyner kentte travma sonrası aile danışman merkezinde hayata geçirdik ve 18 ay işlettikten sonra kalıcı bir merkez olabilmesi için Van 100. Yıl Üniversitesi'ne devrettik. Şubat depremlerinin ölçeğine baktığımızda da önceki deneyimlerimizden hareketle daha ilk günlerde orta ve uzun vadeli planımızın bir parçası olarak çocuk rehabilitasyonu odaklı merkez fikrini odağımıza koymuştuk. Ancak herkes gibi biz de gıda, barınma, eğitim ve sanitasyon gibi acil yardımları önceliklendirdik.
Bu süreçte sahadan uzuv kaybı ile ilgili yoğun bir şekilde bilgiler akmaya başlayınca bu konunun da beklenmeyecek kadar önemli olduğunu anladık. Çukurova Üniversitesi'nin konuyla ilgili girişimlerinden haberdar olunca 27 Şubat tarihinde Sayın Rektör Meryem Hocamızla bir araya geldik ve böylece Çukurova Üniversitesi'nin öncülüğünde çok kıymetli doktorlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tıbbi derneklerle birlikte bugün geçici binasının açılışını gerçekleştireceğimiz Çocuk İyilik Merkezi'nin ilk tohumları da atılmış oldu. Bizim bu projeye ilgi duymamızın ve katkı sağlamamızın elbette en önemli sebebi depremde yaşanabilecek en büyük kayıplardan biri olan uzuv kaybını yaşamış çocuklara yardım etmek. Ancak iyi niyetlerle başlayan bu girişimlerin bazen yarım kalabildiğini biliyoruz. Bu sebeple sürdürülebilir yapılar kurulmasını çok önemsiyoruz. Bu projenin Çukurova Üniversitesi'nin bünyesinde olmasını, projenin sürdürülebilirliğinin güvencesi olarak görüyor ve bu konuda işbirliği için Meryem Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Maalesef Türkiye ne ilk ne de son afetini yaşıyor. Biz bu afetlere her anlamda daha hazırlıklı ve daha donanımlı olmalıyız. Bunu da öncelikle bilgi ve bilimle yapmalıyız. Bu nedenle projenin sadece 6 Şubat depreminden etkilenen çocuklara yönelik bir yardım projesi olmamasını, tüm Türkiye'de ve ileride bölgede mükemmelliyet merkezi olma vizyonuyla yola çıkmasını da ayrıca önemli buluyoruz. Projenin ilk günden itibaren hocalarımız, ülkemizin en önde gelen tıp ve uzman dernekleriyle yaptıkları bilgi alışverişleri, yurt dışında Harvard Üniversitesi ve UCLA gibi üniversitelerden hocalarla yapılan işbirliği sayesinde projenin bilim ışığında ilerlemesini sağladılar. Bundan sonra pediatrik, ortopedik rehabilitasyon konusunda bilimsel araştırmaların ve ARGE çalışmalarının yapılması ve daha da güçlenerek ülkemize örnek bir merkez kazandırmış olacağız. Bugün öğleden sonra gerçekleşecek konferansla bu merkezin ilk tohumlarının atılacağı tartışmalara ev sahipliği yapacak. Değerli konuklar, destekçisi olmaktan büyük gurur duyduğumuz bu projenin ulusal ve uluslararası pek çok kurumun işbirliği ve çok paydaşlı bir yapı olarak hayata geçirilmesini çok önemli buluyorum. Deprem gibi acı bir gerçeğin karşısında farklı sektörlerin bir araya gelmesi, hepsinin sadece çocukların yararına ortak bir şekilde çalışmasının ülkemizin en güzel dayanışma örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da paydaşlar arasındaki her bir kurumun deneyiminin ve birikiminin merkezin hedeflerini gerçekleştirmesine çok değerli katkılar olacağına eminim. Kalıcı merkezin inşası içinde destekçi sayısının artacağına ve özel sektörün desteğiyle bu konuda da hızlı çalışmaların başlayacağına inanıyorum. Çok kısa süre içinde 133 çocuğa ihtiyaç duydukları protez ve ortez desteğinin sağlanmasının yanı sıra fiziksel ve psikolojik tedavilerin sürmesi, eğitim burslarının tahsis edilmesi ve mesleki eğitimlerine başlanmış olması çok önemli. Bundan sonra da bu hizmetlerin yeni binasında daha da etkin ve bütünsel bir şekilde sürdürülmesini ve daha fazla çocuğa ulaşılmasını temenni ediyorum.
Sözlerimi tamamlarken FİBA grubu iştiraklerinin destekleriyle ve Hüsnü Özyeğin Vakfı olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu projeye iştirak etmek bizim için öncelikle Meryem Hoca'yı da tanıma fırsatı bulduk. Ve kendisinin bu projeyle ilgili heyecanını gördükten sonra biz de projeye koşa koşa katıldık. Ben aynı zamanda da Hüsnü Özyeğin ve FİBA grubu sosyal yatırımlarının başkanı olan Ayla Göksel'e de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun yakın takibi ve Meryem Hoca ile koordinasyonu bu binanın 3 ay içinde tamamlanmasını sağladı. Emeği geçen tabii herkese de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuk İyilik Merkezi'nin ihtiyacı olan tüm çocuklarımıza umut olmasını diliyorum. Merkezimizin ülkemize ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hüsnü Özyeğin'e teşekkür ediyoruz ve kendisini müsaadeyle bırakmıyoruz. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Meryem Tunceli, Sayın Özyeğin'e hediyelerini vermek üzere davet ediyoruz. ...1930'ların Adana'sı. Umarım zevkle kullanırsınız. Evet, sağ olun. Evet. 1930 senesinden önce Adana'ya gelmediğim için ben bu resmi hatırlayamadım. Hocama çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüz konuşmalarını yapacaklar. Buyurun efendim. Saygıdeğer Hazirun, sevgili çocuklarımız ve çok kıymetli misafirlerimiz. Bugün Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi Hizmet Binası'nın açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmek için burada bulunan her birinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Bu özel gün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketlerin etkilerini hafifletmek ve çocuklarımıza yardım etmek amacıyla gerçekleştirilen büyük bir çabanın ürünüdür. Çocuk İyilik Merkezi bu çabaların sonucu olarak hayata geçirilmiş ve çocuklarımızın iyiliği için atılan çok değerli bir adımdır. Bugün açılışını yapacağımız geçici binamız, misyonumuzu gerçekleştirmek yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi sarsan büyük deprem felaketi toplumumuzu derinden etkiledi. Maalesef çok büyük acılar yaşadık. Bu felaketten en çok etkilenenlerden biri de çocuklarımız oldu. Ve deprem sonrasında içler acısı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Ancak bu felaket bize bir şeyi daha öğretti. Bu çok önemli. Dayanışma, sevgi ve umut ile her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi. Bilim insanlık için bir rehberdir. Ve toplumlar insan hayatını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla bilime yatırım yaparlar.
Çocuk İyilik Merkezi de bu amacı hayata geçirmek için oluşturulan son derece kıymetli bir projedir. Bu merkez toplumumuzun en savunmasız üyeleri olan çocuklarımıza yaşadıkları zorlu süreçte destek olacak ve onların sağlıklı, mutlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacaktır. Merkezimiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde afet ve felaketlerden etkilenmiş 21 yaşına kadar olan çocuk ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm rehabilitasyonları ülkemizin her bir köşesinde ücretsiz olarak sağlamaktadır. Ancak Çocuk İyilik Merkezimiz sadece bir tedavi merkezi olmanın ötesinde çocuklarımızı afetlere hazırlamak, eğitmek, afet ve felaketlerden etkilenmiş çocukların ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmek, ilgili konularda bilimsel araştırma yapmak dahil olmak üzere önemli bir misyona daha sahiptir. Biz çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bir kuruluş olmayı hedefliyoruz. Onların yaşadıkları travmaları atlatmalarına, bedensel ve ruhsal yaralarını iyileştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra onlara eğitim bursu sağlayarak eğitimlerini sürdürmelerine destek oluyoruz. Çocuklarımız toplumumuzun en değerli varlıkları. Onların iyiliği geleceğimizin teminatıdır. Çocuk İyilik Merkezimiz çocuklarımızın hayatlarını değiştirmek ve onlara umut olmak için toplumumuzun bir araya gelmesinin çok güzel bir örneğidir. Bu merkezin başarısı da toplumun birlik ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Önderliği'nde Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Amerika'daki Türk Dernekleri Birliği İşbirliği ve Hüsnü Özyeğin Vakfı, FİBA Grubu, Bridge to Türkiye Fund, Turkish Philanthropy Funds ve Türkiye Bankalar Birliği'nin destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Bu işbirliği ortak bir amacı gerçekleştirmek için büyük bir dayanışma örneği sergilemekte olup, toplumumuza ve geleceğimize önemli bir katkı sunmaktadır. Şu ana kadar merkezimizin hizmetlerinden faydalanan depremde uzuvlarını kaybetmiş 133 evladımız bulunuyor. Bu merkezin açılmasında büyük emeği geçen, bugün açılışını yaptığımız binayı inşa ettiren ve tüm donanımını sağlayan FİBA Grubu ve Hüsnü Özyeğin Vakfı'na Sayın Hüsnü Özyeğin Beyefendi şahsında en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların bu projeye olan büyük destekleri toplumsal sorumluluğun en güzel örneklerinden birini temsil etmektedir. Bu asrın felaketinde hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalı, depremzedelere ve tüm gücüyle yaraları sarmakta olan devletimize destek olmalıyız. Çocuklarımızın iyiliği için bir araya gelmek toplumumuzun en büyük gücüdür. Daha önce de belirttiğim gibi Çocuk İyilik Merkezi'nin başarısı toplumun birlik ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Çocuklarımızın iyiliği için Çocuk İyilik Merkezi'ne destek vererek onların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayabiliriz. Bu yeni başlangıçta geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlayacak bir merkezi açıyoruz. Bu merkezin kapıları umudu ve iyiliği temsil ediyor. Bu olağanüstü projenin gerçekleşmesine destek olan emeği geçen herkese, ulusal ve uluslararası tüm bağışçılarımıza, çok değerli proje ekibimize ve gönüllülerimize minnettarız. Çok büyük emeği ve vakti bu projeye adayan Çocuk İyilik Merkezi Yönetim Kurulumuza
buradan en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Metin Karaböcüoğlu, Sayın Profesör Doktor Yonca Bulut, Sayın Profesör Doktor Haluk Çokuraş, Sayın Profesör Doktor Dinçer Yıldızdaş, Sayın Profesör Doktor Gökhan Hutamışlıgil, Sayın Profesör Doktor Hayri Levent Yılmaz, Sayın Profesör Doktor İlter Ünlü Kaplan ve Sayın Serhan Seçmen ve çok kıymetli Sayın Ayla Göksel, iyi ki varsınız. Çukurova Üniversitesi Hastanemizin fizik tedavi, çocuk psikiyatrisi, ortopedi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanlarından çok değerli hekimlerimize, fizyoterapistlerimize, hemşirelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer bilim kurulu üyelerimize ve gönüllü olarak emek veren Sayın Bekir Aslaner'e yürekten teşekkür ediyorum. Bu projenin tüm kahramanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte iyilik merkezimizle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızın yollarını sevgiyle aydınlatacağız. Bu çok kıymetli projenin çocuklarımızın hayatlarını değiştireceğine olan inancımla çocuk iyilik merkezimize olan desteğinizin sürmesini diliyor. Hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Meryem Tuncel'e teşekkür ederiz. Efendim şimdi sizlere müzik dinletisi sunmak üzere Üniversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim elemanlarını davet ediyoruz. Oh.
Thank you.
Thank you.
iyilik merkezimizin bugün açılışını yapacağımız binasını çocuklarımıza kazandıran Hüsnü Özyeğin Vakfı adına plaketlerini almak üzere yönetim kurulu başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin'i davet ediyoruz. Sayın Hüsnü Özyeğin'e plaketlerini vermek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Meryem Tunceli tekrar davet ediyoruz efendim. Merkezinin bugün açılışını yapacağımız binasını çocuklarımıza kazandıran FİBA grubu adına plaketlerini almak üzere yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Ayşecan Özyeğin Oktay'ı davet ediyoruz. Merkezi kurucu paydaşlarından olan Türk Pediatri Kurumu adına plaketlerini almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Haluk Çokuğraş'ı davet ediyoruz. Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına plaketlerini almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Rıza Dinçer Yıldızdaş'ı davet ediyoruz. Paydaşlarından olan Amerika'daki Türk Dernekleri Birliği adına plaketlerini almak üzere Sayın Profesör Doktor Metin Karaböcüoğlu'nu davet ediyoruz. Filantropi Fans adına plaketlerini almak üzere Sayın Seval Gülen Arkan'ı davet ediyoruz. Değerli katkıları olan Bridge to Turkey Fund adına
plaketlerini almak üzere Sayın Merve Sayın Danoğlu'nu davet ediyoruz. Merkezine değerli katkıları olan Türkiye Bankalar Birliği adına plaketlerini almak üzere Sayın Cemil Güler'i davet ediyoruz. Bu anlamlı projenin her aşamasına gönlünü vermiş olan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Meryem Tuncel'e çocuklarımız adına çiçek takdim etmek için Fadime Girgin, Emine Ece Karataş, Fatma Ömür Çelengi davet ediyoruz. Adana Milletvekili Sayın Doktor Hüseyin Şevkin, Adana Milletvekili Sayın Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahmut Özdemir Göktaş, kutlama mesajları göndermişlerdir efendim. Kendilerine teşekkür ederiz. Değerli konuklar, törenimiz Çocuk İyilik Merkezi binasında açılış kurdelesini kesmek üzere devam edecektir. Aracı olmayan konuklarımız için dışarıda bekleyen otobüslerle Çocuk İyilik Merkezi binasına gidilecektir. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, araçları gönderemiyorsunuz. Sağ olun. Görgü çok teşekkür ederim. Yarın da bekliyoruz. Çocukların gelmesini anlayacağım. Arkadaşlar. Şöyle devam edelim arz ederseniz.
Hocam tabela görüyorsun. Evet. 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 Ev